Günaydın. Günaydın. Umarım iyisindir. Sabah erken saatte yola çıktık. Orkinos avlamak için. Ama orkinos avlamak için önce tırsi avlamamız gerekiyor. Taze tırsinin teknede olması gerekiyor. Şu anda Toprak Adanın yakınlarındayız, Didim tarafında. Burada 56 metreden oldukça yükseğe çıkan bir taş var. Bu taşta da 8 metreye kadar çıkıyor. Bu taşta da şu anda altımız böyle. Yani yem sürüsü kaynıyor. Neden yem sürüsü kaynıyor? Çünkü etrafta çok fazla yunus var. Tehdit altında oldukları için hep beraber geziyorlar şu anda. Ve taş da yükseldiği için, gittikçe de yükselecek zaten. Yükseldiği için de taşın üstünde korunaklı oluyorlar. Şurada bir grup yunus var. Burada bir grup yunus var. Bakalım biz şimdi tırsiye atalım. Canlı tırsimiz de olsun. Yanımızda yemimiz de var. Bol bol yem aldık tesadüfen. Ama her halükarda gördüğünüz gibi taş şov yapıyor bize şu anda. Şimdi senin için bir tırsi tutayım. Sonrasında da taşa gideceğiz. Biraz daha orkinosu yakalamak için vakit var. Şimdi çapar yapacağız. Çapari burada yeşille iş yapıyor. Bize bir bu lazım. Bir de kurşun lazım. Aşağısı balık sürüsü kaynıyor. Evet, Güllük Körfezi'ndeyiz ama yani oldu da orkinos tutacaksanız benim gibi çapar yapmanıza gerek yok, yeminiz varsa. Eğer yemin varsa çapar yapmana gerek yok. Çok fazla değil, birkaç tane canlı hayvanımız olsa iyi olur. Çünkü orkinos beklemez. Tırsiler bunlar değil. Evet, aşağıda sürü var. Çok da büyük sürü var ama tırsi bunlar değil. Bunları arayacağız şimdi. 38 metrede istemiyoruz tırsi. Balıkların tırsilerin nerede olduğunu nasıl anlarsın? Önce yüzeye bakarsın. Çünkü tırsiler yüzeyden nefes almayı severler. Şu anda etrafımız tırsi kaynıyor. Burada yazmıyor. Birazdan yazacak. Koltuk kırılmadı. Her şey yolunda. Şuradaki kuşa bakarsan, bak, kuşla bizim aramızda küçük bir farklı bir dalgalanma var bak. Neymiş bu? Hamsi. Hamsi. Ege hamsisi. Çok küçük. Zaten amacımız da o değil. Birkaç gündür avukat bir abimiz Bodrum'dan orkinosa bakıyor. Bulamadım hadi nerede falan filan dedi. Ben de söyledim yerini ama balık yok dedi. Şansımızı deniyoruz. Şu anda tam önümüzde balıklar atlaşıyor falan filan bir şeyler oluyor orada. Küçük balık ama dediğim gibi. Buradan bir tane ya da iki tane taze küçük balık alırsak o balıkla taşa gideceğiz. Yemimiz çok. Ama bizim taze balığa da ihtiyacımız var. Taşta şu anda hamsi var. Hop, aldım. İstediğimiz balık buydu. Doldu. Doldu. Hop. Evet. Hesapta olmayan bir balık. Kolyoz. Hop, bir tane daha. Evet, şimdi hesapta olmayan bir balık geldi. Kolyoz. Yemimiz bol ama kolyoz da güzel bir yemdir. Şimdi orkinosu alacağımız yere gideceğiz. Sonra onu teknemizin altına davet edeceğiz. Şu aslan parçasıyla da kısmetse onu alacağız. O enerjim var mı? Yok. Neden yok? Daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı ne? Bisküvi. Yanında ne içersiniz? Su. Geldi gene kolyoz.
Çatla. Bana doğru yüz, bana doğru yüz. Bravo, bravo. Bir kolyoz daha. Kaynıyor, aşağısı kaynıyor. İki tane var bu sefer üstünde. İğneyi açmazsa ikisini birden alacağım. Şu bir. Gel lan. Şu da iki. Evet. Evet, bence yeterince var balığımız. Orkinos'a gidelim. Saati geliyor. Saati neden geliyor? Orkinos yemlenmeye ve avlanmaya çıkıyor. O yüzden de bizim doğru zamanda doğru yerde olmamız lazım. Saati geliyor, hadi. Ekranda yazan benim attığım yemler. Bunlar yavaş yavaş aşağı doğru süzülüyorlar. Yani bu çağırmaya daha gelmedi. Bunlar yavaş yavaş suyun dibine gidecekler. Çiftliklerde ses var çok fazla. O ses ilgi dağıtıyor. Eğer girerse altımıza zaten balığı da çıplak gözle göreceğiz. Şu ana kadar gelmedi. Yemlerimiz aşağı süzülüyor. Çaka çaka dediğimiz böyle sağa sol yapa 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 her yerden bu parlaklık gözüküyor. Orkinos bu saatlerde avlanmaya çıkıyor normalde çiftliğin altından. Ama şu ana kadar gelmedi. Orkinos'u beklerken mutlaka bir çaparinin aşağıda olması gerekiyor. Çünkü orkinos sürüleri kovalıyor bazen. Ve böyle tesadüfler de olabiliyor. Akşamlık yemeğimiz çıktı. Orkinos gelmedi bugün. Orkinos görmedik bile. Ama martılar da bir garipti. Ama yine de denedik. Bugün yeşil çaparinin ne kadar Güllük Körfezi'nde işe yaradığını gördük. Kolyoz temizliyor. Keza tırsi daha gelmemiş. Tırsi gelmediği için orkinos yok bence. Bu bölümde orkinosla ilgili farklı detaylar vermek istedim. Yağmur Atacan'ın yeni aldığı teknesiyle beraber aynı zamanda denemek amaçlı yola çıkıp Didim taraflarındaki orkinos çiftliğinin altına bakmak istedim. Öncesinde tırsi aradık. Tırsi ararken kolyoza denk geldik. Kolyoz Zeynep'in en çok sevdiği balık. O yüzden de şanslıydık. Ardından da çiftliğin yanına yanaşıp gerekli her şeyi yaptık. Ama maalesef orkinos daha gelmemiş. Hem tırsı yoktu taşta, aradığımız taşta, hem de çok fazla yunus gördüm. İnanılmaz yunus gördüm. Ben Güllük Körfezi'nde bu kadar çok yunusu görmemiştim açıkçası. Çok farklı, birbirinden farklı gruplar yunuslar. Herhalde 8-10 tane farklı grup gördüm. Muhtemelen yunuslar orkinoslarla çok iyi anlaşamıyor ve orkinoslar daha gelmedi. Yunuslar cirit atıyor. Tırsı yok ortada. Kolyoz var, kolyoz gidecek, kolyozlar ufalacaklar. Sonra tırsiler gelecek, irit tırsiler gelecek. İrit tırsiler geldiğinde de orkinos Güllük Körfezi'ne girmiş olacak. Şu an itibariyle evet orkinos alamadık, görmedik bile bu sabah. Ama eve götüreceğim ve karnımızı doyuracağım birbirinden güzel kolyozlar var. Zeynep'in en çok sevdiği balık.
Ona mesaj yazdığımda da çok sevindi. Şu anda onları bekliyor. Bugünkü süreçte 3 kasa yem döktük. Ama maalesef yoktu. Bugüne kadar hiç yarışmalar haricinde 3 kasa yem dökmedim ben. Bunun dezavantajı ne? Dezavantajı maddi. Kasa yemler. Kasayla aldığınız için biraz daha pahalı. Avantajı var mı? Eğer balık olsaydı onu hiç altından ayırmazdım. Yani sürü olsaydı onu yemleye altından ayırmazdım. Bir değil, iki değil, üç değil, belki 5 tane bile orkinos tutabilirdim ama maalesef yem boğuldu, orkinos yoktu. Ama önemli değil. Kolyozumuz var. Bu akşam onu afiyetle yiyeceğiz.